İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın evlatları Garen Calavyan. Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine. Artsakh Devlet Üniversitesi Rektörü. Kuşatma sırasında derslere eskisinden daha fazla öğrenci katıldı. Macron'un tarihi kararı. Misak Manuşyan'ın cenazesi Fransız Panteonu'na defnedilecek. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde Bakü heyetinin çabaları başarısız oldu. Berzor yolu konusu gündeme alındı. Horanaşat Manastırı'na gidenlere askerler eşlik ediyor. Sünik tarihi ve sahnelerinin Dağlar adlı festivali Datev'de yapılacak. Garen Calavyan, 25 Ocak 1971'de doğdu. Garen Calavyan, Köh lakabıyla da bilinir. Calavyan, Artsakh Cumhuriyeti Savunma Ordusu Albayı, Artsakh Kahramanı, Yehnikner adlı askeri birliğinin komutanıdır. 2015 yılında Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın kararnamesiyle Garen Calavyan'a 2. dereceden ana vatana hizmetler için madalyası verildi. 21 Eylül 2016'da Ermenistan Cumhurbaşkanı'nın kararnamesiyle 1. dereceden savaş haçı nişanına layık görüldü. 1 Ekim 2020'de 44 gün süren savaş sırasında Garen Calavyan, Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı Arayik Harutyunyan tarafından Artsakh'ın en yüksek devlet ünvanı olan Artsakh Kahramanı ile ödüllendirildi. Yehnikler adlı askeri birliğinin komutanı Köh en baştan beri bir kahramandır. Yehniklerin konumu her zaman askerlik için en tehlikeli yer olarak görülmüştür. Düşmanın tam kalbindedir. Ve Garen Calavyan'ın neden Köh olduğunu herkes bilmiyor. Düşmanın kalbinde tüm askerler her zaman onun çocukları olmuştur. Dünyadan kopuk, sınırın en tehlikeli konumunu kapalı bir dünyaya çevirdi. İnekler ve diğer evcil hayvanlar satın aldı. Artsakh dünyasının tüm bitkilerinin uzmanı, yabani meyvelerin ve yetiştirilen meyve ve sebzelerin koruyucusu oldu. Askerlerin taze süt, yoğurt, meyve ve sebze yemesi, Artsakh bitkilerinden elde edilen yeşil çayın içilmesi ve bulunduğu yere sağlıklarına kavuşması çok önemliydi. Düşmanın kalbine saplanan konumu ile bir masal krallığa, bir köye dönüşmüştür. Peki Kohva köy muhtarı olmayan bir köy olur mu? İşte Köh adı da buradan geliyor. Bu yüzden Köh, omuz askılarındaki yıldız sayısından, ünvanlardan ve kırmızı alılardan daha fazlasıdır. Düşmanın kalbinde yehnikler ayakta kaldı. Geçmişte Ermeniler için takının nefsi müdafaa ve avrasal temizlenme anlamı vardı. Her Ermeni yaşına uygun takı takardı. İnsanlar takılara anlam verdi ve mücevherler sadece güzellik için değil, aynı zamanda semboller, koruyucu rolü olan tılsımlar olarak da taktılar. Antik çağda erkekler de süslenirdi ve oldukça değerli süslemelere sahipti. Bir erkek gümüş kemer taktığında erkekliğin, altın ise zenginlik simgesi olarak görülüyordu. Gümüşçülük ve kuyumculuk antik çağlardan beri popüler olmuştur ve Divi'nin kazı çalışmalarında olağanüstü örnekler bulunmuştur ve şimdi tarih müzesinde saklanmaktadır. Etiyopya'dan İran'a kadar dünyanın farklı köşelerinde gümüşçülük bu işin gerçek ustası olan Ermenilerin elindeydi. Erken dönemin önde gelen Ermeni gümüşçülerinden biri de aslen Vanlı olan Arzurun Berberyan'dır. Antik çağda Van'ın gümüşçülük okulu en iyilerinden biri olarak kabul edildi. Usta önce babası Usta Armen'e kaçıraklık yaptı, ardından Berberyan ailesi Tebriz'e taşındı. Burada Arzurun, Tebriz'de yaşayan Van doğumlu ünlü kuyumcu, gümüşçü Panos Ağa Jamharyan'ın ve Atom Ağa Sabonciyan'ın öğrencisi olmuştur. Berberyan, gümüş, bronz, bakır gibi farklı metaller ve değerli taşların kombinasyonlarından kolyeler, metal ve ahşabın farklı sanatsal işleme yöntemleriyle tepsiler, sürahiler, süs eşyaları yarattı. Ablukaya rağmen Artsakh'ta eğitim süreci normal bir şekilde ilerliyor. Artsakh Devlet Üniversitesi Rektörü Armenak Sarkisyan, bu dönemde yapılan üniversite giriş sınavlarının seyri ve abluka altındaki eğitim sürecinin organizasyonu hakkında Alfa News'e bilgi verdi.
Artsakh'ta genel eğitim ve yüksek öğretim alanlarındaki eğitim sürecinin aksamaması için tüm önlemlerin alındığına dair güvence verdi. Armen Sarkisyan şunu kaydetti. Bu yıl iktisat, hukuk ve dil bölümlerinden daha çok başvuru var. Kimya, biyoloji, pedagoji, Ermeni dili ve edebiyatı bölümlerinde de yeterli başvuru mevcut. Artsakh Devlet Üniversitesi'nin mevcut lisans eğitim sistemi için bu yıl 275 başvuru var. Ağustos ayında uzaktan eğitim sisteminin yanı sıra yüksek lisans ve lisansüstü giriş sınavlarının ikinci aşaması da başlayacak. Kışın tamamen veya kısmen ısınma olmamasına rağmen Artsakh Devlet Üniversitesi'ndeki dersler durmadı. Elbette zordu ama eğitim sürecini bir bütün olarak düzenlemeye çalıştık. Abluka nedeniyle Artsakh'a dönemeyen Artsakh Devlet Üniversitesi'nden 40 öğrencinin derslere uzaktan katıldığını belirtti. Abluka koşullarında gençlerin ve öğrencilerin ruh halleri ve duygularından bahseden Artsakh Devlet Üniversitesi Rektörü morallerinin çok iyi olduğunu vurguladı. Fransa'daki Ermenistan Cumhuriyeti Büyükelçiliği tarafından bildirildiğine göre General de Gaulle'ün Fransa'nın kurtuluşu çağrısına yaptığı gün olan 18 Haziran'da Elise Sarayı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Fransız direnişinin kahramanı, Ermenilere yönelik soykırımdan Armenosit'ten sağ kurtulan Misak Manuşyan'ın cenazesinin Fransız Panteonu'na nakledilmesiyle ilgili tarihi kararını resmen duyurdu. Elize Sarayı'ndan yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Fransa için özel bir ilham kaynağı olan tüm sınırları aşan vatansever Misak Manuşyan'ın olağanüstü cesaretini çok takdir ettiğinden bahsediliyor. Misak Manuşyan, Fransa'nın büyüklüğünün bir parçasını somutlaştırıyor. O, özgürlük, eşitlik, kardeşlik gibi evrensel değerlerin taşıyıcısıdır. Bu değerlerle esinlenerek silah arkadaşlarıyla birlikte Fransız Cumhuriyeti'ni savundu. Böylece Misak Manuşyan, Fransız büyüklerinin cenazelerinin bulunduğu katedrale giren ilk yabancı figür olacak ve Ermeni ve Fransız halklarını birleştiren bin yıllık dostluğun önemli bir simgesi haline gelecek. Fransa, birbirini takip eden Türk hükümetleri tarafından Ermenilere karşı işlenen soykırımdan, Armenosit'ten sağ kurtulan Misak Manuşyan'ı onurlandırarak yabancı bir ülkede doğmuş ancak Fransız özgürlüğü ve Fransız değerleri uğruna hayatlarını feda eden ve dökülen kanıyla Fransa'nın değerli evlatları olan tüm Ermenilere de şükranlarını sunuyor. Batı Ermenistan hükümeti dünyanın dört bir tarafında yaşayan evlatlarıyla barındıran ve koruyan ülkeye karşı görevlerini yerine getirmekten asla çekinmedikleri için gurur duyuyor. Fransa bir istisna değil ve oğullarımız o ülkeye gönül borcunu tamamen ödedi. Bunlardan biri de Batı Ermenistan'ın Samosat Adıyaman şehrinde dünyaya gelen Misak Manuşyan. Ne yazık ki bu adımla bugün Fransa 1920'de Ermeni lejyonunu lahvedip kurtarılan Kilikya'yı Türklere teslim ederek Ermeni halkına yaptığı adaletsizliğin kefaretini ödemek istiyor gibi görünüyor. Yeni jeopolitik durumda Fransa yine Ermeni devletinin yardımına ihtiyaç duyuyor ve bu adımla kalbimizi kazanmak istiyor. Yardımımıza ihtiyacı olan tek ülke Fransa değil. Bugün topraklarımızda yaşayan ve devlet sahibi bir yerli millet olarak bizler yeni oluşan jeopolitik haritada çok önemli bir unsuruz. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin Ermeni Delegasyonu üyesi Vladimir Vartanyan'ın Armenpres'e verdiği habere göre Bakü heyetinin Berzor Karayolu meselesinin Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin yaz oturumunun gündemine alınmasını engelleme çabaları başarısızlıkla sonuçlandı. Milletvekili Vartanyan, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin ezici bir çoğunlukla bu konuyu mevcut oturumun gündemine aldı, dedi. Acil konuyla ilgili tartışma 22 Haziran'da gerçekleşecek. Geçen yıl Horanaşat Manastır Kompleksinin 800. yıl dönümü törenle kutlandı. Ber topluluğunun Çinari Köyü'nün muhtarı Samvel Sagoyan, Horanaşat'ın gerçek Ermeni Azeri cephe hattında sadece 150 metre uzakta olduğunu bildirdi. Horanaşat'ı ziyaret etmek tehlikelidir. Askerler ziyaretçilere manastıra kadar eşlik ediyor. Köy muhtarı Sagoyan'a göre Horanaşat'ın durumu daha kötü. Acilen onarıma ihtiyacı var.
1946'da Çinari köyü sakinleri kendi çabalarıyla Horonaşat Manastırı'nı kısmen onardı. Ancak şimdi ciddi bir restorasyona ihtiyacı var. 24-25 Haziran tarihlerinde Datef Köyü'nde tarihi ve kültürel etkinlikler açısından zengin günler bekliyor. Sünük tarihinin ve efsanelerinin Dağlarda adlı festivali düzenlenecek. Tiyatro oyunları, ustalık sınıfları, müzik, ulusal danslar ve oyunlar, geleneksel yemekler ve tarihi eski köylerde bir tur. 2 gün sürecek olan festivalin programında Sünik'te kültür ve gastronomi turizminin geliştirilmesine yönelik çeşitli etkinlikler yer alıyor. Festivalin konukları ve bölgeye gelen turistler çeşitli etkinliklere katılma fırsatı bulurken aynı zamanda Sünik'in dağ panoramasının ve varış noktası önemli ortaçağ ruhani, eğitimsel ve mimari anıtlarından biri olan 9. yüzyılın Datev Manastır Kompleksi olduğu Datever adlı teleferiğin Vorotan Vadisi üzerindeki muhteşem uçuşunun keyfini çıkaracaklar. Festival birkaç yönde gerçekleşecek. Ayrıca 17. yüzyılda yerel yaşam tarzı interaktif sunumunu izlemek için eski Halizor köyünde bir tur yapılacak ve festivalin ikinci gününde eski Hınzores köyüne bir ziyaret gerçekleşecek. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Naroy adlı topluluk tarafından seslendirilen Alaşkert Ermenilerinin Ermeni halk şarkısı Tonguka adlı eseri sunuyoruz. Tonguka berevit ka tume derevit Tonguka berevit ka tume derevit Ka kavem hazar gunov Tonguka berevit İçakalen yeramov ka tume derevit Kapetir helk sarar ton kuga verevit, Anuş hosku eramov katume derevit, Galuh sarnin urman korim asir diyari eresit. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.